Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir ara sonra tekrardan bir PHBot eklentiler videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hatırlarsınız geçmişte de bunun videoları vardı. Karakterlerimizi telefondan kontrol ediyorduk ya da çıkan itemlerimize bakıyorduk. Hatırlarsınız hem Gold'undan hem Discord'una kadar. Şimdi şöyle bir güncelleme değil de yeni bir uygulama daha var. Hem iOS yani iPhone'larda hem de Android telefonlarda aynı anda kontrol etme şansınız var. Yani sadece Android için geçerli değil bu. Aynı zamanda sadece Windows için geçerli değil. MacOS'ta da kullanabilirsiniz bu uygulamayı. Bu uygulama sayesinde karakterinizin tüm mesajlarına tutun, komutlara kadar her şeyle görevlerine kadar komut verebiliyorsunuz. Tek bir karakter değil hatta tüm karakterinizi tek bir uygulama üzerinden telefondan HP'sine MP'sine böyle hızlı bir şekilde kasıyor mu kasmıyor mu hepsini görebilecektiniz. Neyse bu şekilde olaya geçeyim. Arkadaşlar plugin eklentisini biliyorsunuz zaten. Şöyle bir arkadaşımız yani True Mobile Center böyle bir ya bir şeyler yapmış, güzel bir şey yapmış. Test ettim. Gayet iş görecek bir işlem. Şimdi bunu kapatayım şunu mu? Şunu siz ben dosyada aşağısını vereceğim. PHBot test içerisine gireceksiniz veya PHBot sub da kurabilirsiniz. Önemli değil. Plugins var burada. Bunun içine girip buraya atacaksınız bunu. Eğer ki sizde plugins dosyası yoksa ben plugin dosyasını da açıklama kısmına vereceğim. Önce onu indirirsiniz. Sonra bunu plugin içine atarsınız. Anlatabiliyor muyum değil mi? Zaten aynı şekilde bu dosyayı da vereceğim için orada hem macOS hem Windows içinde görünecek. Neyse. Şimdi. Bu PHBot'umuz arkadaşlar. Zaten siz buraya bunu yüklediğiniz zaman siz buraya gidip yeni yüklediğiniz zaman direkt burada bu şekilde yüklendiğini göreceksiniz. Buraya geliyorsunuz abiler. Tekrar ben yine yükleyeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir işlem var. Create karakter dediğiniz zaman direkt bir kod verecek. Bu arada bunu yaptığında benim zaten bağlı olan bir şeyim var zaten. Bu neyse sıkıntı çıkarabilir bu yine de. Bakalım. Şu anda da gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde tüm mesajlara kadar hepsini görebiliyorum zaten partiler neyse şunun altı gizliyim mi create karakter diyorsunuz abiler ben sıfırdan anlatayım size ama videoya sıkışmayabilir çünkü kurallar var 60 saniye bir ayar var orada yetişemeyebilirim ama yine size anlatmaya çalışacağım bunu kapatayım tekrardan şunun bir çıkış yapayım karakteri siz diyelim. Karakterimi sildik buradan. Şimdi buna çıkış yapıyorum. Şimdi arkadaşlar önce telefonunuzdan hesap önce bu uygulamayı demeniz lazım bu arada. Suromisi diye. Bunu da dosyaların linkini vereceğim. Hesap oluşa tıklıyorsunuz ilk baş. Size bir de hesap oluşurdu gördüğünüz gibi. Bunları lütfen hiç unutmayın. Şimdi ben bunu kullanacağımdan ben bu dosyaları kullanmayacağım. Sadece size göstermek için yapıyorum. Bu bilgileri bir kopyalayın abi. Tamam mı? Kopyaladığınız diyelim bir yere ID'nin şifrenizi. Neyse. Kopyaladığınızı varsayıyorum. Başlayalım diyoruz ve burada bekliyoruz. Ardından yine karakter ekle diyoruz. Burada bekliyoruz abi. Şimdi beni izleyin. Şimdi burada create karakter var. Bu arada her karakter için bunu yapabilirsiniz. Yani sadece bir char deyip siz kaçar varsa yapın bunu. Zaten hepsinin ID seçmesi farklı olacağı için telefondan tüm karakterleri görebileceksiniz. Neyse. Ben şu mouse'a create karakter dedim ve bana bir ID verdi gördüğünüz gibi. Onu bir yazacağım. Şifre yetişemeyebiliriz. Onun için ben söyleyeyim 426 yazdım. Yetişmezsem tek bari 60 saniye diyor. Çok daha şey bir süre tam yeri yolda falan tıkanıyoruz. Stop reset diyorum hemen. Zaten ID aynı. U X Q G E 3 C C 7 M H 1 ekle diyorum. Yanlış yazdım bir şey. Tekrar yapacağım kusura bakmayın. B4 Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde karakter ekleyebildik. Buna tıklıyorum ben. Burada komutlara girdiğim zaman zaten şu an burada sağ tarafa bakmanızı öneririm. Burada tüm koordinatları, takip edeceği kişiyi yani her şekilde her şeyi görebilirsiniz. Şimdi ben örnek veriyorum.
botu durdurayım bilerek. Botu durdurma emri gönderdim ben. Gördüğünüz gibi bot durdu. Şunu tut, tekrar startlayalım. Başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi bot tekrar startladı. Yani tabi diğer aylarla tek tek ama gerek yok. Hepsi aynı mentalite. Koordinatlar aynı. Ne bileyim range'iniz burada belli zaten. Öne bir kastım. 55 değil de 60'ta kastım diyorum mesela. Biraz da komutu gönderecek. Gördüğünüz gibi komut direkt değişti. Ve tümüyle artık eskiden Anides Tenweaver'la bağlantı yapıyorduk. Şimdi ona da gerek yok. Envanterinize kadar görebiliyorsunuz botunuzun durumunu. Görevlerinizde durumda. Genel bir görüntünüz. Acaba neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye. Dediğim gibi bunu gibi tüm şeyleri görebiliyorsunuz. Guild'inize kadar. Kim oyunda değil ve kim oyunda. Kimin kaç GP'si var. Burada sunacak kısmı zaten tüm serverların ne durumda olduğunu, yani server durumu ne kadar kalabalık mı değil mi, bunu da görebiliyorsunuz. Yani öyle bir güzelliğimiz var. Tabi ileride muhtemelen bu arada siz telefondan görmüyor olabilirsiniz, bir dakika. Aynen, sunuculara girin bakayım. Ha, şu an sunucularda gördüğünüz gibi serverları görebiliyorsunuz, olumlu değil mi diye. Bu muhtemelen ileride şey olacak. İşte bir server'a tıkacağız. İşte o karakterin o server'da en sağlam karakter kim işte vesaire detayları da görebileceğiz. Külliyat kısmı zaten eğer oyuna yeni başlıyorsanız hangi mobs'un ne anlama geldiğini, yani size tüm oyunundaki tarihiyle beraber anlatıyor zaten size güzel bir şekilde. Bu güzel bir şey. En azından bu şekilde Sigurd'a yeni başlayan insanlar da mobs'ları tanımaya çalışır. Yani örnek verin, bir büyücü ve bir vize karakteri nerede kasmalı ve nerede düşük açarı kasmalı gibi seçenekleri de buradan öğrenebilir. Şimdi buraya geldi değil mi? Biz gelip buraya yeni karakter daha ekleyebiliriz yani. Biz buraya dediğim gibi istediğimiz kadar karakter ekleyebiliriz. Öyle bir güzelliğimiz de var. Bilginiz olsun. Burada hem İngilizce hem Türkçe şeklinde de var. Eğer öne görüyorum. Arkadaş ile bizzat iletişime geçmek isterseniz. Yani burada görüyorsunuz İlker Reis'i Pergamon serverında. Sağ olsun bu şekilde bir uygulama yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım sizlerin de işinizi görür. Kendinize iyi bakın. Bu videoya like atıp da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Umarım bugün birazdan ya da yayın açmaya çalışacağım. Sevgiler, selamlar, görüşmek üzere.